Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk konumuz onluluk sayılarla kısa yoldan çarpma işlemi. Onluluk sayılar 10, 100, 1000 gibi sayılarla kolay yoldan çarpılırken virgül sağa doğru sırayla 1 basamak, 2 basamak, 3 basamak sağa kaydırılır. Basamak yetmezse 0 eklenir. Bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Önce çarpmak için 1 sağa kaydırırız. 0'dan %68 çarpı 10. Gördüğünüz gibi 10 ile 1 0 olduğu için 1 basamak koyuyoruz ve 6 tam 10 ile 8 oluyor sonucumuz. İkinci örneğimize geçiyoruz. 100'ü de çarpmak için 2 sağa kaydırıyoruz. 4 tam %85 çarpı 100. Gördüğünüz gibi %2 tane 0 olduğu için 2 basamak kaydırıyoruz ve virgülümüz buradan düşüyor. Sonucumuz 485 oluyor. 1000'i de çarpmak için 3 sağa kaydırırız. 0'dan %34 çarpı 1000. 1000'de 3 tane 0 olduğu için 3 basamak kaydırıyoruz. 1, 2, 1 basamağımız boş kalıyor. Oraya da 0 koyuyoruz. Sonucumuz 340 oluyor. Arkadaşlar şimdi ikinci konumuza geçtik. Onluluk sayılarla kısa yoldan bölme işlemi. Onluluk gösterimleri 10, 100, 1000 ile kısa yoldan bölmek için virgül sağa kaydırılır. Bunu bir örnek üzerinde gösterelim. 10 ile bölmek için 1 basamak sola kaydırılır. Örneğimiz 7 tam 10'da 2 bölü 10. 10'da 1 sıfır olduğu için 1 virgül virgülü 1 basamak sola kaydırıyoruz. 0'dan %72 oluyor sonucumuz. 100 ile bölmek için 2 basamak sola kaydırılır. %2 sorumuz 64 tam 10'da 5 bölü 100. %2 0 olduğu için 2 basamak sola kaydırıyoruz. 1 ve 2. 0 tam 645 oluyor sonucumuz. 1 ile bölmek için 3 basamak sola kaydırılır. Sorumuz 245 bölü 1000. 1000'de 3 basamak olduğu için 3 0 basamak olduğu için 3 sola kaydırıyoruz ve 0'dan 245 oluyor. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.